Türkiye'nin ekonomik tablosunu hem sektör bazında hem de makro biraz daha büyük ölçekte değerlendirerek bu karanlık tabloyu, sürdürülemezlik durumunu ortaya koyduk. Ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu geceler boyunca çalışıyoruz çeşitli senaryolar üzerine devralacağımız bu iflas etmiş ekonomiyi nasıl düzelteceğimiz üzerine çalışıyoruz dedi. Bu karanlığı ışığa çevirmek için ne tür hazırlıklar yapıldığını doğrusu merak ettik. Şimdi onunla devam edelim. Şimdi gerçekten sıkıntılı bir tablo söz konusu. Daha da neyle karşı karşıya kalınacağını bilmiyoruz, senaryolar oluşturuyoruz dediniz. Bir çıkış reçetesi sunmak için hazırlık yapıyor CHP. Elbette seçim gelecek ve sunacaksınız onu halka. Emarelerini duyalım, işaretlerini duyalım. Ne tür hazırlıklarınız var? Vallahi birincisi şöyle moral vereyim. Yani hiçbir şey yapmayalım, iktidara gelelim, biz telekomit olarak evden çalışalım, hiçbir şey yapmayalım. Bir şeye karışmıyor, bu ülke %5 büyüyor. Zihniyeti değiştirmekle daha da artırırız. Yok, yani insanların çok morali bozulmasın diye söylüyorum. Buna potansiyel büyüme diyorlar. Hiçbir şey yapma, evinde otur. Böyle maillerden falan birkaç şey yap böyle. Yani %5 büyüyor bu ülke. Yapacağın olumlu şeyler bunun üstünde, potansiyel büyümesi %5. Yapacağın olumlu şeyler bunun üzerine 1, 2, 3 puan koyabiliyorsun. Şimdi ilk bir kere bizim iktisat politikalarımız eğitime dayanıyor. Eğer insan gücünüz, iş gücü kaliteniz, niteliğiniz yüksekse bunların hepsini her şeyi insanla yapacağız biz. Onun için biz kaliteli, nitelikli, ulaşılabilir parasız eğitim bizim iktisat politikalarımızın temeli. Öngörülebilir ve güvenilir olacağız. Yani şöyle demeyeceğiz. %5 enflasyon tahmin ediyoruz. Bütün piyasa mal. Hepsini biz şey yapacağız, kandıracağız. %10 enflasyon çıkaracağız. Öyle değil. Öngörülebilir olacağız. Güvenilir olacağız. Bunlar gibi istatistiklerde hile yapmayacağız. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. Niyetimizi ortaya koyacağız. Ve bize uzun vadeli içeride ve dışarıda bir güven yaratacağız. Dışarıda kavga etmeyeceğiz. Yani iç politikada 3 kuruşluk oy alacağız diye Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla, Orta Doğu'yla önümüzde gelenle kavga etmeyeceğiz. Biz dünyanın bütün uluslarıyla hepimizin daha çok zenginleşmesi için kendi ulusal çıkarlarımız uğruna iyi ilişkiler kuracağız. Irak'la da iyi ilişki kuracağız, Yunanistan'la da iyi ilişki kuracağız, Filistin'le de iyi ilişki kuracağız, İsrail'le de, Almanya'yla da, Rusya'yla da, Amerika'yla da. Hep beraber ticaret yapabiliriz diyeceğiz. Bizim muhteşem bir ülkemiz var diyeceğiz. Çünkü hala konvansiyonel ticaret dönemini açamadık. Yavaş yavaş dijitalleşiyor ama Türkiye muhteşem bir yerde. Üst tarafta teknolojiyi, sanatı, bilimi, kültürü üreten bir Batı medeniyeti, alt tarafta eşsiz doğal kaynakları olan bir Orta Doğu coğrafyası. Biz hem Orta Doğu coğrafyasının bir parçasıyız. Araplarla, Perslerle, Kürtlerle tarihsel bağlarımız var. Onlarla ticaret yapıp zenginleşebiliriz. Aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesiyiz. Biz bir tam geçiş ülkesi olabiliriz. Şimdiye kadar bizim bu muhteşem konumuz hep askeri amaçlar için kullanıldı. NATO'nun ön karakolu. Ya biraz da ticari amaçlar için kullanabilirim. Ülkemizi bir hub ülke, bir geçiş ülkesi. Enerjide, bilişimde, ticarette, her şeyde beraber dünyanın diğer uluslarıyla birlikte finanse edeceğimiz büyük projeleriyle dünyanın hub ülkesi haline getirebiliriz. Potansiyel bu, mevcut. Tabii bunu havacılıkta, denizcilikte mesela şu ülkeyi alacağız. Excel sayfası gibi 3 tane yük taşımacılığına yönelik doğu batı ve güney kuzey limanları birbirine bağlayan demir yolları yapmak çok zor değil. Bunun finansmanını da bütün o ülkelerle birlikte yapabiliriz. Çünkü bu demir yolu hatlarını, bu enerji hatlarını, bu iletişim hatlarını bütün ülkeler kullanabilir. Bu sayede Irak'a Polonya'nın malı çok daha rahat gidebilir. Beraber finanse edebiliriz bunu. Biz hizmet kalitesini artıracağız. Bakın mesela önünüze bir tavuk koyuyorlar. Tavuğu haşlamış getirmiş. Tavuk 3 lira. Ama aynı tavuğun yanına sadece portakalı şekerle karıştırıp sıcak bir portakalı koyduğunuzda onu portakallı tavuk veya portakallı ördek diye verdiğinizde 10 katına çıkıyor. Muhteşem denizimiz, kumumuz. Bunun yanında mesela bir Burdur müzemiz var. Herkes gitsin görsün. Ya ben Amerika'daki veya Batı'daki müzeleri gezdim. Bizim Burdur müzemiz Amerika'daki en iyi müzeden çok daha iyi. Bir Apollo ayağı var. Görmenizi isterim. İki, onu bir de muhteşem şeyini hayal edin. Antep'teki sanatsal değerlerimiz. Nemrut Dağı'ndaki kral mezarlıklarından tutun. Hiçbirini ulaştıramıyoruz biz. Hiçbirini satamıyoruz. Geliyor şeye 5 yıldızlı tatil köyü. 5 yıldızlı tatil her şey dahil. Ucuz iş gücü. Gıdalarımızı ucuz satıyoruz. 15-17 dolara yabancı tatil yapıp gidiyor. Oysa ki bunun hizmet kalitesini artırsanız,
Mesela artık otel arzını biraz kıssanız, mevcut otelleri daha kaliteli bir hizmet haline getirseniz 9 milyon insan geliyor diyelim. 20 milyar dolar kazanacağınıza 45-50 milyar dolar kazanabilirsiniz. Bunların hepsi hizmet kalitesi. İyi animasyon, iyi tur rehberi, çevredeki şeye çıkarabilmek, bu turizm merkezlerinde iç ulaşımı. Antalya'nın içinde esnaf batıyor çünkü bütün oteller, turistler otelde. Bunu şehrin dışına çıkaramıyorsunuz, para harcatamıyorsunuz. Business class yolcusu gelmiyor artık size eskisi gibi. Niye gelsin? Şimdi sadece bunlar mesela en önemlisi, bir ekonominin girdisini ucuzlatmazsanız o ekonomi şey yapamaz. Neyini ucuzlatacaksınız? Biz hep ücretleri ucuzlatıyoruz. İnsanımızı ucuzlatıyoruz. Hatta artık insanımızın canını çıkardık, Suriyelilerin canını çıkarmaya başladık. Suriye'den işçi ithal ediyoruz. Ya bunun olmaz. Vergisini azaltacaksın. Aa, vergisini azaltırsan vergi gelirlerin düşer. Eğer sen doğru adam olsan vergisini azalttığında verginin ekonomide artıracağı büyüme etkisi de vergin o kadar düşmez. Ama bu hesabı yapabilecek nitelikte cesaretli olduğunuzu sanmıyorum ben. Bu ülkede doğalgaz fiyatlarını ucuzlatma. Nasıl ucuzlatacaksın doğalgaz fiyatlarını? Gel doğalgaz sektörünü aç bir program. Sana doğalgaz sektöründe milyarlarca dolar nasıl soyulduğumuzu anlatayım. O soygunlar olmasa doğalgazın ucuzlayacak. Aynı zamanda cep telefonu, iletişim fiyatları, internet fiyatları. Sırf telekomun gizli sahipleri var. Onu bu kadarını söyleyeyim, onlar anlasınlar. Telekomun gizli sahipleri fahiş karlar elde edecek diye telekom hiç yatırım yapmıyor. Telekom sürekli bizden fatura topluyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda şöyle oluyor. Bütün işletmelerin ve kullanıcıların ve kişilerin faturası yükseliyor. Doğalgaz pahalı, elektrik pahalı, vergi yüksek. Üstüne bir de her kurumsal şirketin ve diğer şirketlerin yaklaşık %10 ile 15 payı olan haraç ödüyorlar. Yani rüşvet ödüyorlar. Ruhsatı için rüşvet ödüyor. İşletmesine denetime geliyor, rüşvet ödüyor. Daireye gidiyor, bilmem ne tarikatına makbuz çıkarmışlar. Enerji Bakanlığı'nda onu vermeden şey yapamıyorsun. Bu ne yapıyor? Senin üretim maliyetlerini yükseltiyor. Senin üretim maliyetlerini yükseltiyor, iki şey oluyor. Bir, iç piyasa enflasyon yaratıyorsun. Yani fiyatların artıyor, vatandaşın yemiyor. Dış piyasada pahalı ürettiğin için ihracat yapamıyorsun. Herkes senden daha az rüşvet ödediği için, daha az vergi ödediği için, daha ucuza doğalgaz ürettiği için diğer ülkelerle rekabet edemiyorsun. Onun için ekonominin altyapısına gireceğiz. Uzun vadeli bir planla. 15 yıllık bir plan yapıp onları 5'er yıllık dilimlere böleceğiz ama hedeflerimiz olacak. Biz diyoruz ki 4. sanayi devrimini kaçırmayacağız. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun ne büyük bir şey olduğunu farkındayız. Biz 3 büyük sanayi devrimini kaçırdık. Şimdi dijital üretim biçimine doğru gidiyoruz. Bunun bir sürü tehlikesi de var. Bunun da farkındayız. Ama bu geliyor. Bundan kaçamayacağımızı biliyoruz. Kaçamayacaksak bunu yönetmeye çalışacağız. İçine girmeye çalışacağız. Onu üretmeye çalışacağız. Şimdi Batı medeniyetle Doğu medeniyeti arasında şöyle bir savaş başladı. Batı baktı ki bu Çin, Kore, Hong Kong sürekli her türlü malını şey yapıyor, taklit ediyor. Artık üretim onlara kaymaya başladı. Diyor ki yeni düzende 2 yılda bir öyle teknolojiler, öyle versiyonlar geliştireceğiz ki onlar taklit ederken biz yenisini yapacağız. Mesela şimdi dokunmatik telefonları, bu Android telefonları taklit etmeye başladılar. Mesela göz hareketleriyle olanları çıkarmaya başlayacağız diyor. Yepyeni. Biz ne yapıyoruz? Biz bütün bu teknolojinin kullanıcısıyız. Nasıl teknoloji üretmeliyiz? Bütün okulları imam hatip yaparsanız olmuyor. İmam hatip olsun olmasın demiyorum. Ama bütün okulları imam hatip yaparsanız, ortaokul ve lisede temel eğitimi alamazsa çocuklar, üniversite başarılı olamazlar. O zaman da çıkıp diyor ki, bizimkiler sadece orta sınıfta işçi olacak. Biz mucit çıkaramayız. Mucit çıkaramazsan nasıl gelişmeyi düşünüyorsun? Mesela bor madenleri üzerine bir bor enstitüsü var, hiç çalışmıyor. Ya bugün bor madeniyle ilgili dünyada temel bir şey olsa, mesela füze yakıtında bahsediliyor, jet yakıtlarında bahsediliyor. Hibrit otomobiller var. Evet, inorganik ve organik aynı anda, hem inorganik hem organik madde olması dolayısıyla eşsiz bir ve tekeliz bir konuda. Bugün bor madenleri üzerine yeni bir teknoloji geliştirsek zengin olduk demektir. Bu ufuk var mı? Bu vizyon var mı? Bu anlayış var mı? Hayır, yok. Olmadığı için biz, fakirlik bizim kaderimiz değil. Fakirlik bizim prangamız. Bunu da dışarıda işbirlikçileri sürekli böyle iktidarlar getirdiği için bir türlü kendimizi aşamıyoruz. Biz yerli üretimimizi koruyabiliriz. Ya küçücük Hollanda bizden çok daha fazla, 10 katımız 15 katımız neredeyse şey, biz tarım ithalat haline getirdik, adam tarım ihracatı yapıyor. Güneşi yok, suyu yok bizim kadar, deniz yok, bu kadar çalışkan insanı yok. Bütün bunlar ortadayken mesela biz sıfır yolsuzluk toleransıyla gideceğiz. Yolsuzluklardan her yıl biz 100 milyar dolar tasarruf edebiliriz. Vallahi billahi. Bunu bir gün anlatırım ama her şeyden önemlisi güvenilir bir hukuk sistemi.
Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için bağırıyoruz adalet, adalet, adalet diye. Adalet yoksa açsınız demektir. Eğer adalet yoksa kimse sizin ülkenize para yatırır mı? Yarın gelecek sarayın oğlu, gelecek oradan pay isteyecek, oraya el koyacak. Bilmem ne bakanlığın oğlu gelecek pay isteyecek. Yok ruhsatını iptal ederim diyecek, yok şeyini el koyarım, malına mülküne el koyarım diyecek. Ne yerlisi kalır ne yabancısı kalır. Onun için hukuk sistemi, bağımsız yargı, tarafsız yargı bu işlerin temelini oluşturuyor. Bu yüzden adalet diyoruz ve bu adalet kurultayında biz bunları nasıl yapacağımız, biz gece gündüz çalışıyoruz da şunun bir şeyin farkındayız. Bir şey biliyoruz ki hiçbir şey bilmediğimiz. Bu bizim için temel bir felsefe. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ama bu ülkede bilen çok nitelikli insanlar var. Hepsini ihraç ettiler de zaten iyi akademisyenlerden birçoğuna ihraç ettiler. Şimdi bunlarla, diğer siyasal partilerle, sivil toplum örgütleriyle mesela vergi adaleti diye bir çalıştay yapacağız. Türkiye'de vergiyi en iyi bilen insanları ve kurumları çağırdık. 10 kişi oturacağız. Bu 10 yurtsever. Saadetli var içinde, MHP'li var, ülkücü var, solcu var, sosyal demokrat var, liberali var. Ama memleket hepimizin vergi nasıl iyi olur diyeceğiz. Sanayi ve ticaret adaleti çalıştayımız var mesela. Sanayi ve ticaretle ilgili en iyi akademisyenler, en iyi yazarlar bir yuvarlak masa toplantısı yapacağız şeyde Çanakkale'de. Sanayi ve ticaretimiz daha iyi nasıl olur? Enerji çalıştayımız var. Ya büyük panellerimiz yanında böyle workshop şeklinde çalıştaylarımız var. Biz bu ülkede daha ucuz enerjiyi nasıl üretebiliriz? Sürdürülebilir enerjiyi nasıl üretebiliriz? Nükleer enerjiye mahkum muyuz? Enerji çalıştayında konuşacağız. Maden çalıştayımız var. Bu ülkedeki bor madeni, kömür madeni, altın madeni, diğer cevherlerimizi en iyi nasıl işletebiliriz? Nasıl satabiliriz? Bunları maden şeyinde, her birinde 3 uzman milletvekilimiz oturacak, hiç konuşmayacaklar. Sadece not alacaklar. Oradaki insanları dinleyecekler ve onlara şunu söyleyecekler. Lütfen sorunu somutlaştıralım, çözümünü de beraber bulalım. Sorun nedir? Çözüm nasıl olacak? Bütün 30'a yakın çalıştay başlığımız var bizim. Mesela ihale teşvik vererek şeyde, ruhsatlarda daha iyi bir sistemi, yolsuzluğu engellerken hızla çalışabileceğimiz bir sistemi nasıl kurarız? Türkiye'nin en iyi isimleri var, en iyi profesör doktorları. Bu konuda en çok yazmış uluslararası kuruluşların Türkiye temsilcileriyle oturacağız. 30 konuda, mesela sağlık çalıştayımız var. Sağlıkta mesela sağlık çalışanların sorunları neler? Nasıl çözebiliriz? Doktorun sorunu ne? Hemşirenin sorunu ne? Eczacının sorunu ne? Bunlar daha iyi eğitim nasıl alabilirler? Kamu personeliyle ilgili ayrı bir çalıştay yapıyoruz. Asker ve polislerimizle ilgili çalıştayımız var. Ya asker biz yürüyüş boyunca polisler yandık abi şu derdimizi çözün diye o kadar çok sorun anlattılar ki. O uzman çavuşlarımızın o kadar çok sorunu var ki. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunların sorunu ne? Nasıl çözeriz? Emekli Subaylar Derneği, Assubaylar Derneği, Uzman Çavuşlar Derneği, şehit ve gazi ailelerimiz. Herkes anlatıyor ya bir de dinleyin bakalım ne sorunu var bunların. Şehit ailelerimiz ve gazi ailelerimizle oturacağız, gazilerimizle oturacağız. Sorunu ne nasıl çözebiliriz? Her çalıştayımızda amacımız şu olacak. Sorunu somutlaştıralım çünkü biz hükümeti kuracağız. Beraber de çözümü bulalım. Bu bir milli hükümet. Bu bir ulusal hükümet. Kürdü, Türkü, Çerkezi, bütün yurtseverlerden oluşacak bu hükümet. Hükümet programını orada beraber yazıyor olacağız. Bütün bunlardan da sonuç raporları çıkacak. Sonuç raporlarında özellikle istediğimiz şey şu. Uzun uzun şeyler anlatılmasını istemiyoruz. Sorunların ne olur tanımlayınız, somutlaştırınız. Sonra çözüm önerisi olarak bize yeni kurulacak partiye, Saadet Partisi'ne ödevler verin. Şu kanunu çıkarın, şunu düzeltin. Mesela ihale sisteminde diyelim ki çok fazla yolsuzluk oluyor. Pazarlık usulü ihale uygulamasını sınırlandırınız. Demek ki biz döneceğiz 4734 sayılı kanunun 21D maddesinin uygulamasını sınırlandıracağız. Bu kadar teknik detayda çalışıyoruz. Biz bir aydır gece gündüz çalışıyoruz. Normalde bir meslek grubunda bir kongre organize etmek 6 aydır. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili kongreyi bir ayda organize ettik. Ve bunun içinde ne var? Bunu bir de şehidin huzurunda yaptığımız dağın başında yapıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın bütün literatürünü tanıyoruz. Bütün akademisyenlerini tarıyoruz. Bu akademisyenlerin programlarını ayarlıyoruz. Geleni giden ayarlayacağız. Enerji götürüyoruz. Konaklama, su götürüyoruz. Ağırlama. Yani bunun için cumhuriyet kurmuş olmak lazım. Bunu ancak cumhuriyet kuran bir parti kaldırır. Ama Allah razı olsun diğer şeylerden çok büyük destek var. Samimi ülkücülerden destek geliyor. Samimi muhafazakar. Ve onlara da şunu söylüyoruz. Buraya geldi diye kimse CHP'li olmayacak. Siz geldiniz diye de biz sizden olmayacağız. Ama bir nevi o ortak biz sizi aklın, çok seviyoruz çünkü aynı milletteniz. Farklılıklarımız olacak. Hoş rekabetimiz aramızda olabilir. Ama burada biz size şöyle muhteşem bir imkan sağlıyoruz. Ne CHP, ne Saadet Partisi, ne muhalif ülkücüler, ne başka bir diğer partililer, ÖDP'si böyle bir şey hiçbirimiz parayla satın alamayız.
bu insanların günlüğüne 5000 dolar versen getiremeyeceğin adamlardan 10 tanesi 15 tanesi yurtseverler bu masada diyecek ki bu sorunu böyle çizin. Böyle bir şeyi bulamazsınız. Orada bir entelektüel bereket olacak. Entelektüel ırmaklar akacak. İster kovanla alırsın, ister varilin alırsın, ister hiç bakmazsın bile. Hükümete ben bakıyorum. Bir sektörde bir toplantıyı zor yapıyorlar. Biz Türkiye'nin bütün sektörlerinde 30 çalıştay, en az 30 çalıştay, 8'de şey yapıyoruz. Kurultay, büyük panel. 8 büyük var önemli konularda. Bir de şimdilik öne alamadığımız 30 başlıkta da neredeyse çalıştay yapacağız. Nitelikli bir program oluştuğu belli. Böyle bir şey dünyada yapılmadı. Bakın bunun bir sürü organizasyon hatası olacaktır. Planladığımız gibi gitmeyebilir. Ama böyle bir şey dünyada yapılmadı. Türkiye'de yapılmadı. Türkiye zincirlerini kırıyor olacak orada. Türkiye madencilikte çaresiz değil. Türkiye enerjide çaresiz değil. Türkiye vergi sisteminde çaresiz değil. Türkiye sporda çaresiz değil. Paso ligi bile orada konuşuyor olacağız. Bir millet atasının huzurunda ülkesini nasıl kurtaracağını konuşacak. Bu büyük bir şey. Onun için oraya gelmeli insanlar. Özellikle üniversite öğrencilerini çağırıyorum. Çünkü hangi üniversitede okursan oku bu kadar çeşitli bir akademisyen grubunu o senin ekonomi alanında, o senin işletme alanında, hukuk alanında bulamazsın bir yerde. Öyle bir eğitimi göremezsin. Ve oraya gitmediğin için hep pişman olabilirsin. Çünkü ben eminim yıllar sonra bu konuşulacak. İlk Adalet Kurultayı'nda ben oradaydım. Buradan Türkiye kurtuluyor. Bakın adalet yürüyüşü bir fitildi. Çok önemli bir şeydi ama bir eylemdi. Adalet Kurultayı'nı adalet yürüyüşleriyle karşılaştırmayın. Ama ben bütün kalbimle söylüyorum. Söylüyorum. Günün yorgunluğu artık evet, diyelim biraz. Yani bir aydır çok çalıştık. Gece gündüz çalışıyoruz ama. Sabah artık o kadar uykusuz yürüyorum ki ayağımı vurdum, tırnağım koptu. Onun için takım elbisenin altında spor ayakkabı giymeye çalıştım ama heyecanlıyım. Çünkü şöyle heyecanlıyım. Bu ülkenin kurtulması anlamında en büyük ümit. Ben bir siyasal partinin, ana muhalefet partisinin zor bir konuda sorumluluk almak durumunda kaldım. Ekonomiden sorumluyum. Öyle bir ırmak akacak yönde ekonomideki her konu konuşuluyor. Türkiye'nin en güzel insanları konuşuluyor. Ben bunu nerede bulurdum hem bir daha? Hem sorunun hem çözümün tabii bütün unsurları düşünün ya bankacılık finans alanından tutun, madencilik alanına, spor alanından tutun, hakim ve savcıların sorununa, şehit ailelerinin alanından tutun. Yani ihale teşvik sistemine kadar Türkiye'nin bütün sorunlarını konuşulan bir tür böyle bir üniversiteler konfederasyonu gibi. Bir böyle bir fırsat bilgiler kaçar de mı? Güncellenmiş artı bir olacak. De CHP, hani şunu söyleyeyim, ne olur gelebilen günü birlik gelsin. Çünkü biz şey çadırlar hazırladık ama böyle üniversite öğrencilerine, parası olmayanlara, daha çok o genç çocuklar gelsinler, kalsınlar falan diye. Günü birlik gidip gelebilen varsa İstanbul'dan, İzmir'den günü birlik gidip gelsin. Ama mesela genç çocuklar için de şunu söylüyoruz. Abileriniz olarak biz size Türkiye'nin en muhteşem coğrafyasında, yapılaşmanın yasak olduğu bir coğrafyada size muhteşem bir imkan sunuyoruz. Orada çadırda kalacaksınız, akşam eğlenceleri olacak, gündüz çok eğlenceli şeyler olacak. Festival havasında olacak. Evet, tabii Çanakkale ruhuna uygun olmak kaydıyla yani orada konser monser olmaz. Festival havası derken ama hani bu kadar güzel topraklarda açısından bir daha böyle bir altyapı kurulamaz. Binlerce çadır kuracağız biz orada. Çadırını al gel, çadırın yoksa gel Aykut abine, Kemal Kılıçdaroğlu abin seni ağırlayacak orada. Orada bir abiniz var arkanızda Kemal Kılıçdaroğlu. İyi kötü yemeğimizi de verecek herhalde. Allah razı olsun. Yani çok muhteşem bir şey olacak. Ya ben çok heyecanlıyım. Ben yürüyüşe de çok heyecanlıydım ama bunun heyecanı bambaşka bir şey. Bilgiler güncellenmiş olacak, veriler güncellenmiş olacak. Reçete de ona göre daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmış Tayyip olacak. Tayyip Bey de onun için biraz çekiniyor ya. Memlekette hiçbir sorun yok sanıyor. Orada hem sorunlar ortaya çıkacak bir de üstlük çözümlere çıkacak. Ben bütün bakanların orayı gizli gizli takip edeceklerini biliyorum. Tavsiye de ettim. Yani tamam siz gelmezsiniz anlıyorum. AKP'nin bakanısınız ama orayı gözleyin oradan. Çünkü siz öyle bir imkanı sağlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü birçok insan sırf siz çağırıyorsunuz diye konuşmuyor olabilir. Ama orada Türkiye'nin aklı olacak. Türkiye'nin entelektüel aklı olacak. Hatta sosyal medyadan katılımı falan da özendiriyoruz. Herkes kendi adaletini arayabilecek. Mesela kentsel dönüşüm ve imarla ilgili bir başlık var. En saygın insanları çağırıyoruz. Bazı en saygın insanların programı uymuyor ama bazı en saygın insanlar tatilini iptal etti. İhraç edilmiş bir akademisyen zor bela zaten çoluğuna çocuğuna otel bulmuş gidiyordu. Onu 2-3 gün iptal etti geliyor mesela. Ve yani şöyle benim gördüğümü söyleyeyim. Ya bu yurtseverliği de görüyoruz. Her halükarda herhalde bizim için çok değerli, çok önemli, çok faydalı. Ama aynı zamanda ben şunu söyleyeceğim. Ben ilk Adalet Kurultayı'nda Çanakkale'deydim. Bu önemli ve biz oraya her gelenin adını bir tuğlaya yazıp çok büyük bir adalet heykeli yapacağız. Çanakkale Özgürlük Parkı'na dikeceğiz.
Belki 30 yıl sonra gittiğinizde, yani aynı bir belki bir tür Kuvayi Milliye gibi, ben oradaydım bak oğlum ismim de burada veya dedem buradaydı şeklinde. Büyük bir şey yani. Evet Aykut Bey, süremizin sonuna geldik. Emeğinize sağlık diyelim. Şu bıçaklardan gösterin siz biraz. Sürmene bıçakları var. Onu gideyim de telefonunu alayım. Reklama evet geçilecek. Ardından İsmail Dükel başlayacak ama sözü bağlarken şöyle diyelim. Hayır sürecinde, referandum sürecinde Türkiye'nin ortak aklı, yurtseverleri bir araya geldi. CHP'nin lokomotifliğinde, motor gücü CHP olmak üzere. Ve o yurtseverler, o yurttaş aklı ciddi bir başarı elde etti. Mühürsüz oy skandalı falan, o neyse, onun yasal süreci devam ediyor. Ardından adalet yürüyüşünde yine Türkiye'nin yurtseverleri bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, o adalet çağrısının arkasında buluştu. Şimdi bir başka meyve ortaya çıkıyor, adalet kurultayı. Sizin heyecanınızı ekrandan yurttaşlarımız da, izleyenlerimiz de hissettiler eminim. Allah ki. Allah utandırmasın. İnşallah çok başarılı olacak. Umuyoruz ki her şey Türkiye için zaten. Türkiye çok güzel olacak, ben çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, o Atatürk Türkiye'sinin, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini oraya oturtmak için diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bu akşamlık bu kadar diyelim. Bizden sonra İsmail Dükel'le gün sonu var. Hoşçakalın.